Hadi başlayalım. Anlaştık. Ama suyumuz yok. Kukuli bize su getirir misin? Aman Kukuli, bu kadar suya ne gerek vardı? Ziyan olacak. Üzülmemin ki. Artan ile akşam limonata yaparız. Ne oldu Kukuli? Bir şeyin mi var? Su mu yok? Nasıl su olmaz? Mutfakta su yok. Banyoda da yok. Buzdolabında da su yok. Solukta bile su kalmamış. Hiçbir yerde su yok. Oh, neyse ki iyisin Kızılcık. İyi ama bu susuzluk böyle devam ederse. Oh, oh, ah, ah, aman oh. Düt sesi bu. Oh. Dur düt dur. Oh çocuklar, suyum bitmiş. Camımı temizleyemedim, önümü göremiyorum. Oh. Arkadaşlar, durum çok ciddi. Şehirde su kalmamış. İyi ama neden? Çünkü herkes suları boşa kullanıyor. Musluklarını gereksiz yere açıyorlar. Diş fırçalarken bile musluğu kapamıyorlar. Hadi ya. Üstelik su biterse sadece biz değil, tüm dünya zarar görecek. Toprak kuruyacak, ağaçlar susuz kalacak, hayvanlar hastalanacak. Peki biz ne yapabiliriz? Keşke herkese suyun önemini anlatabilsek. Buldum. Sergimiz. Aman Tinky, şimdi serginin sırası mı? Tam sırası. Eğer sadece arkadaşlarımızı değil, tüm mahalleyi çağırırsan resimlerle suyun önemini anlatabiliriz. Tinky, bu harika bir fikir. Evet. Hem herkes bir araya gelip nasıl suyu daha iyi kullanabileceğini konuşur. Hadi o zaman. Tüm aileyi bizim eve toplayalım. Yaşasın! Yağmuru bu kadar özlemişken kaçmak olmaz. Susamıştı toprak suya, kurumuştu tatmamıştı. Sip Güller etsin, yüzler gülsün, misler gibi.